Değerli basın mensupları, hepiniz Baba Evi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün burada birazdan basına kapalı olarak Sosyal Demokrat Belediyelerin Eşgüdüm Konsey toplantısı yapılacak. Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstererek e, milletimizin teveccühüyle illerinde, ilçelerinde, beldelerinde belediye başkanlığı görevini üstlenmiş olan arkadaşlarımızın eş güdüm içinde çalışabilmeleri için oluşturduğumuz iki yapının Sodem ve Sodemse'nin başkanları bunun yanında belediye birliklerinin başkanları Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve tüm bölgelerdeki birliklerimizin başkanı olan belediye başkanlarımız, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm büyükşehir belediye başkanlarının içinde bulunduğu, onursal genel başkanlığını, onursal başkanlığını Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı, bütün yaz boyunca çok emekler verdi, şimdi ailesiyle birkaç huzurlu gün geçiriyor, o yüzden bu toplantıda kendisi yok. Ee, bir eşgüdüm konsey toplantısı yapıyoruz. Şüphesiz 31 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletimiz çok önemli bir sorumluluk verdi. Geçen sene yerel seçimle, genel seçimlerde genel iktidar görevini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdi ve ardından kendisine verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmadığı, Yoksulluğa, hayat pahalılığına, enflasyona, işsizliğe çarenin üretilmediği, aksine sandıkta verilen sözlerle birlikte seçmenin beklentilerinin, umutlarının da sandıkta o tarihte unutulduğu bir süreçten sonra 31 Mart tarihinde seçmen geneldeki iktidara karşı yerelden çok güçlü bir denge kurdu. Her birisi birbirinden kıymetli adayları Türkiye İttifakı bağrına bastı. Türkiye'de nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 78'ine, turizmin yurt dışından gelen turistin yüzde 90'a yakınına Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönettiği iller, ilçeler ağırlıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi bu zor şartlar altında umutsuz, bu zor şartlar altında kırgın. Küskün vatandaşlarımızın elbette bütün sorunlarını çözemiyor ama seçildikleri günden beri arı gibi çalışan, dürüstçe çalışan, şeffaf çalışan arkadaşlarımızın gayretleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Tabii böylesine büyük bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzda burada eşgüdüm çok önemli. Doğru işlerin her yerde birden yapılması, bir takım tecrübelerin hızla paylaşılması ve bu konuda hem eş güdümün hem bu eş güdümün sağlanabilmesi için kadrolara yönelik gerekli eğitimlerin hem de denetimin bir arada yürümesi gerekiyor. Tabii denetim kendi iç denetimimiz kadar dışarıda Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir yandan çalıştırmak istemeyen bir kötücül akıl onun ekonomik imkanlarını kısıtlamak isteyen bir kötücül akıl. Bir de çeşitli denetimlerle Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri sıkıştırmaya çalışan bir kötücül akıl var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizin her türlü denetimiye sonuna kadar açık olduğunu ve özellikle geçtiğimiz son beş yıllık dönemde yüzlerce müfettişin yapmış olduğu on binlerce denetimden nasıl alnımızın akıyla çıktığımızı milletimiz biliyor. Ancak bu oluşturduğumuz Eşgüdüm Konseyi'nin görevlerinden bir tanesi de hem belediyelerimizi rutin denetimlere hazır tutmak, hem kötü niyetli bir takım e, saldırgan tutumlara karşı onlara hukuki destek sağlamak, teknik destek sağlamak, hem de kendi iç denetimimizi gerçekleştirme gibi bir çabamız var. Bunların hepsi için sonuçta sahada 412 tane belediyemiz var. Bu belediye başkanlarımızın her birini her zaman bir araya getirmek ve her konuda hep birlikte konuşmak ve tartışmak mümkün olmadığı için hem SODEM ve SODEMSEN yapılarımızın başkanları, hem bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ve belediye birliklerinin başkanlarıyla oluşturduğumuz bu konsey hem bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı birlikte çalışma potansiyelimizin nasıl arttırılacağını bir de memleketin çok gözünün önünde olduğu halde genel iktidarın çözüm üretmekte eksik kaldığı konularda nasıl inisiyatif alabileceğimizi tartışan bir toplantı içinde olacağız. Tabii bu toplantı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis açık olduğu takdirde grup toplantısı yaptığı saatte ...salı günü saat 13.30'da toplandı... E, ...basının ilgisi var... ...televizyonlar canlı yayınlıyor... ...ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine... ...yeni bir katılım var... ...bu katılımı... ...biz 1 Ekim'e kadar bekletemedik... ...çünkü eğitimiyle... ...çalışkanlığıyla... ...bize yapacak çok katkısı... ...seçildiği seçim bölgesinde... ...Adana'da yapacak çok faaliyet olduğu için... ...şu anda bağımsız milletvekili olan... Sayın Bilal Binici Cumhuriyet Halk Partisine katılıyor. Tam da kelimenin oturduğu yerde baba ocağına dönüyor tekrar. Lisans eğitimini Boston Üniversitesi Ekonomi Bölümünde bitiren, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamlayan, uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, Diş ekonomik ilişkiler kulübü yönetiminde önemli sorumluluklar almış, Guatemala Fahri Konsolosluğunu üstlenmiş, genç, dinamik, başarılı ve hem seçim bölgesinde hem meclisteki performansıyla hepimizin e, göğsünü kabartan, iyi yetişmiş genç bir arkadaşımız baba ocağına geliyor. Ben değerli başkanlarımızın ve yöneticilerimizin huzurunda kendisine rozetini takmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Bir Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma yok. Tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda. Rozet'i bayağı. Bilal'cim hoş geldin. Baba ocağına hoş geldin. Şöyle bir kameraları engelliyorsun sen onu yaparken. Sayın Genel Başkanım, e, MYK üyelerimiz ve belediye başkanlarımız, seçildiğim e, Mayıs 2023 tarihinden itibaren Adana'nın ve 15 ilçesinin hem mecliste hem de sahada sesi oldum. Ve bugünden sonra da bu çalışmalarım Allah'ın izniyle Cumhuriyet Halk Partisi çatısında olacaktır. Bildiğiniz üzere Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Beyefendi'nin ortaya koyduğu değişim iradesi önemli bir sonuç getirdi ülkemizde ve bu çerçevede ben de kendilerinin bu davetine olumlu cevap verip Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmayı kabul ettim. Bu vesileyle kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. ...hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Aramıza hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, değerli yöneticilerimiz... ...televizyonları başında bizi izleyen, izleyen çok değerli vatandaşlarımız... ...biraz önce söylediğim gibi... ...Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimdeki güçlü yapısını... ...güçlü bir koordinasyonla, güçlü bir eş güdümle birlikte yönetmek için oluşturduğu bu yapının bugünkü toplantısında biraz önce söylediğim gibi önemli gündem maddelerimiz var. Tam da gündemle örtüşen maddelerimiz var. Örneğin orman yangınları. Orman yangınları konusunda özellikle hafta sonu İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da, Balıkesir'de, Bolu'da, Karabük'te, Uşak'ta ve yurdun pek çok yerinde adeta hepimizin ciğeri yandı. Yangınlarla mücadele meselesini bir basit siyasi söyleme oturtmak, oradan bir siyasi rant çıkarmak niyetinde olanlar milletimizin gözü önünde nasıl tepkiler aldılar? Nasıl milletin vicdanı bunlara itiraz etti hep birlikte gördük. Esas sorumluluğun sahipleri, sorumluluklarının sınırları belli olan ve iktidar tarafından bile bile dar tutulan belediyelerimizi karalamaya kalktı ama vicdan sahibi milletimiz buna en net tepkiyi gösterdi. Şimdi burada eğri oturup doğru konuşma zamanı. Şunu bir görelim. Biz hükümetin eksiklerini, yanlışlarını söylemek, hatırlatmak, bunlardan hükümet sorumludur demenin ötesinde bir şey yapıyoruz. Kardeşim durum ortada. Orman bölge müdürlükleri, orman genel müdürlüğünün personel, araç gereç, havadan müdahale konusunda, filonun zayıflığı konusunda aldığı eleştiriler ortada. İzmir'de söndürülmeyen orman yangınının gelip Türkiye'nin üçüncü büyük kentini nasıl tehdit ettiği ortada ve halen daha birileri acaba orada bir iki çatı yanınca Büyükşehir Belediye İtfaiyesi'ni suçlar mıyız? Oradan bir rant elde eder miyiz onun peşinde? Eğre oturup doğru konuşalım. Buradan Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm eksiklerini eksikliklerini giderene kadar yerel yönetimlerin bu konuda bu açığı nasıl kapatabileceğini oturup tartışacağız. Ama yapılması gerekenleri biz söyleyeceğiz. Ama genel hükümet bu konuda halen daha aynı tutumu sürdürürse bunu milletimize de şikayet edeceğiz. Örneğin Büyükşehir Belediyelerinin ya da Türkiye Belediyeler Birliği'nin kiralama ya da satın alma yoluyla yangın söndürme uçağı bulundurmasına izin vermiyorlar. Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme uçakları vardı. Çeşitli belediyelerin vardı. Dediler ki Orman Genel Müdürlüğü dışında yangın söndürme filosu olmayacak. E filonuz yetersiz. Açın önümüzü. Verin yetkiyi. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak hangi belediye sınırında olduğuna da bakmaksızın bu konulara müdahale edebilecek bir filoyu kuralım. Bu yetkiyi hem Orman Genel Müdürlüğü'nün tekelini alıp hem de orada yeterli filo kurmamayı anlamıyoruz. Sorun burada. Yaptığımız eleştiri aslında teknik bir eksikliğe işaret eden siyaset amacı gütmeyen gelin inat etmeyin bu işi el birliğiyle çözelim diyen bir öneriyi barındırıyor. Ancak bırakın yeni yetkileri belediyelerin itfaiye personeliyle ilgili ihtiyaçlarına cevap vermiyorlar. Norm kadroya göre norm kadrosu olup boş bulunan kadrolar var. Yani aslında devlet diyor ki bu belediyede şu kadar itfaiyeciye ihtiyaç var. Buraya bu kadar kadro veriyorum diyor. Belediyemiz de diyor ki örneğin Adana Büyükşehir Belediyesi 196 kişilik bu kadroyu doldurmayı talep etmiş izin vermiyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi 500 kişilik itfaiye personeli almak istediğini bildirmiş. 3 aydır yanıt gelmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 aydır 88 nitelikli itfaiye personeli alımına talep yazısına cevap alamadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 6 aydır 39 personel alımına izin verilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay önce 2300 itfaiye personeli almak istediği için yazı yazdı, yazısına cevap verilmedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye yeri alımı ile ilgili izin talebine 2 aydır cevap alamadı. Şimdi buradan bütün vatandaşlarımıza soruyoruz. Yangınla mücadelenin, orman yangınlarıyla mücadelenin, şehirdeki yangınla mücadelenin tasarrufu olur mu? Bunda genelgeyle engel olmaya kimin faydası var? Siz konvoylarınızda 400 tane araçla giderken, 3000 tane korumayla giderken bundan tasarruf etmezken Niçin Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye yerinden tasarruf ediyor? Niçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2300 tane itfaiye yeri almasına izin vermiyorsunuz? O imzayı atmayarak neyi sağlıyorsunuz? Bunun kime ne faydası var? Sonra cayır cayır yangınlar ortaya çıkıyor, can kayıpları oluyor ve o aşamada dönüyorsunuz, bizim belediyelerimizi suçlamaya kalkıyorsunuz. Siz bize... Suçlamanız için alet, ekipman, helikopter, uçak ve itfaiye personeli konusunda bir dediğimizi iki etmezseniz konuşabilirsiniz. Yoksa efendim bu yangınlar nasıl suçluyor? Nasıl kontrol altına alınamıyor? Tartışmalarını yapanların önce milletimize bu partizanca tutumdan dolayı önce özür dilemeleri, sonra da bu talepleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bunu açıklıkla ifade etmek isterim. Ayrıca yangınlarda canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerimizin bir kanunu yok. Geçen dönemde bu konuda dört başı mamur bir kanun taslağı hazırladık ve itfaiyecilerle ilgili meslek kanununun teklifini meclise sunduk. Bu Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildi. Bu yasayı çıkarmak itfaiyecilerin özlük haklarını, yetkilerini, sorumluluklarını ve onların duyduğu tüm ihtiyaçları giderecek bir kanun teklifini bir an önce yasalaştırmak bu ülkedeki herkesin menfaati gereğidir. Ayrıca Amerika'da ve Avrupa'da bir prestij mesleği haline dönüşmüş olan itfaiyecilerin Türkiye'de kanununun olmaması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir bu kahramanlarımıza ihtiyaç duydukları gerekli düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Ayrıca gelin Türk Silahlı Kuvvetlerini orman yangınlarıyla mücadelede etkin kullanalım. Bakın bilinmeyen bir gerçek. Milli Savunma Bakanlığı Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulundan 2022 yılında çıkarıldı. Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulunda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları yok artık. Yine Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ana çözüm ortağı iken, destek çözüm ortağı pozisyonuna gerilettirilmiş durumda. Bu nedenle tüm iyi niyetlerine, tüm çabalarına rağmen TSK imkan ve kabiliyetlerini orman yangınlarında etkili bir şekilde kullanamamaktadır orman yangınına müdahalede kozalak arka tarafa doğru ateşi taşıdığında ortada ateş çemberinin içinde kalınma riskine karşı özel eğitim gerekmekte. Mehmetçik bu özel eğitimi almadığı için bu müdahalelerde bulunmasında haklı olarak kaygı duyulmaktadır. Yıllardır yapılan bir öneriyi bir kez daha tekrarlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde orman yangını riskinin bulunduğu yerlerde konuşlandırılacak ve orman yangınlarına üzerindeki teçhizatla kendi eğitimiyle ve imkanlarıyla en etkili müdahaleyi yapacak birimler Türk Silahlı Kuvvetlerinde yetiştirilmeli ve hazır bulundurulmalıdır. Aksi takdirde orman yangını çıktığında ya asker müdahale etmemekte silahlı kuvvetler haksız eleştiri almaktadır ya da komutanı inisiyatif kullanmakta eğitimini almamış askerin canı ortaya konmaktadır. Bunun için yıllardır yapılan öneriyi bir kez daha tekrarlıyoruz. Ayrıca şunu açıklıkla ifade etmemiz gerekir ki geçen sene orman yangınlarından sonra kimsenin endişesi olmasın. Her bir metrekarenin ağaçlandırılacağının teminatı biziz diyenler şimdi oralarda imar değişikliklerine, otel inşaatlarına izin vermekte otellerin yükselmesine karşı da sessiz kalmaktadırlar. O yüzden biz yanan her bir metrekarenin durumunu dikkatle takip ediyoruz ve bir kez daha buraların tamamen yeniden ağaçlandırılmasıyla ilgili en net iradenin ortaya konulmasıyla ilgili takibimizi yapacağız. Bu konuda aksine yeltenen bir kez daha karşısında bizi bulacak ve belediyelerimizi bulacak. Bir diğer sorun geçtiğimiz günlerde 17 Ağustos depreminin 25. yılını yaşadık. 6 Şubat 2023 depreminde Türkiye'nin depreme karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu en acı şekilde hep birlikte tecrübe ettik. Bu işin siyaseti olmaz. Böyle mi demeli? Bence siyasetin bundan öncelikli işi olamaz. Ama bu işin merkezi yönetimi yerel yönetimi olmaz hep birlikte bu konuda gereken yapılmalıdır. Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmede kendisine bir deprem bakanlığı kurmasını ve bu deprem bakanlığına her siyasi partiden bir bakan yardımcısı talep etmesini önermiştim. Bu konuyu not aldılar, değerlendireceklerdi. Bugüne kadar bu konuda herhangi bir yeni yaklaşım olmadı. Türkiye'de bir deprem bakanlığı kurulmalıdır. Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partiler birer bakan yardımcısıyla bu ayrıcalıklı özel bakanlıkta görev almalı, sorumluluk almalı, katkı sağlamalıdır. Bu konuda üzerine düşenleri yapmayanlar bir diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili buldukları kredilere imza atmamakta Kentsel dönüşüm projelerini onaylamamakta ve bu meseleyi de partizanca ele almaktadırlar. Bugün burada toplanan Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'nde bir deprem bilim kurulu oluşturulmasını, bu deprem bilim kurulunun belediye başkanlarımızdan buradaki konsey üyelerimizden yapılacak katılımlarla deprem konusunda Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin neler yapabileceğini ve hep birlikte hangi eşgüdümü sağlayabileceğimizi de hep beraber tartışacağız ve bilim insanlarından oluşan daimi bir deprem biril kurulunu oluşturarak bundan sonra bu konuda daha çok inisiyatif alacak, daha söz çok söz söyleyecek, daha çok talepte bulunacak ve bu meseleyi milletimizden aldığımız güçle iktidarın kaçak güreşemeyeceği bir alan olarak değerlendirecek ve zorlayacağız. Bu kurul ile yönettiğimiz deprem riski altında olanlar başta olmak üzere tüm belediyelerimizin depremlere karşı dirençli olması için gerekli çalışmaları yürütmesine de katkı sağlayacağız. Bir diğer gündem geride bıraktığımız gündem ve hüzünlenerek geride bıraktığımız gündem de Olimpiyat gündemi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı Ekrem Başkanımız, Mansur Başkanımızla, belediye başkanlarımızla birlikte üç gününü Paris'te birlikte takip ettik. Filenin sultanlarıyla güldük, filenin sultanlarıyla birlikte ağladık. Güreşçilerimizi, tekvandocularımızı, boksörlerimizi takip ettik. Ama maalesef Paris'ten birazcık yüreği buruk, boynu bükük döndük. 1984 Los Angeles olimpiyatlarından beri ilk kez altın madalya almayarak döndük. Elbette madalya alan sporcularımızı 3 gümüş, 5 bronz madalyayla 8 madalya alan sporcularımızı ayrı ayrı bir kez daha kutluyoruz. Hepsini alnından öpüyoruz. Ama olimpiyatlara talip olan Türkiye'nin sıralamada 60'lı sıralarda, 70'li sıralarda yer almış olmasını da asla ve asla içimize sindiremiyoruz. Bunu spora yeterli desteğin verilmemesi, olimpiyat ruhunun yeterince benimsenmemesi, olimpiyatlara sporcu yetiştirmenin ne kadar önemli bir mesele olduğunun kavranmaması, daha önceki bilincin çok daha gerisine düşülmüş olmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 11'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 9'u Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ'sine bağlı olan ikisi Balıkesir Büyükşehir, biri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden olmak üzere 23 sporcu gönderdik. Fenerbahçe'den sonra en çok sporcuyu İBB, dördüncü sporcu gönderen kulüp de ASKİ'ydi. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. İstanbul 2036 Olimpiyatlarını düzenlemeye talip. Biz Paris'te Sayın Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle Mansur Başkanımızla birlikte İstanbul Evinin açılışına katıldık. Orada ev sahipliği yaptık. Buradan bir teşekkürü Paris Büyükelçimiz Yunus Demirer'e iletmek gerekir. Hem kafileye olan ilgisi, olimpiyat kafilemize olan ilgisi, hem Orada hangi siyasi partiden olursa olsun tüm siyasetçilere olan nazik yaklaşımı ve ev sahipliği, İstanbul e, evinin açılışında bulunması, orada bizimle birlikte ev sahipliği yapması son derece önemliydi. Biz İstanbul eviyle İstanbul'u tanıtmaya, Türkiye'yi tanıtmaya ve İstanbul'un olimpiyatları çoktan hak ettiğini, Türkiye'nin bunu çoktan hak ettiğini Dünyayı anlatmaya çalıştık. Dünya anladı, Türkiye'de bazılarının karnı ağrıdı. Tuttular, olur olmaz ithamlarda bulundular. Ama oradaki güzellik, oradaki birliktelik ve geleceğe tuttuğu ışık bu karanlık zihniyetin bir kez daha gözlerini kamaştırdı. Fransa bir önceki olimpiyatlarda 8 madalya almıştı. Kendi 8. sırada yer almıştı en çok madalya alan ülkeler arasında. Paris'te de 5. sıraya geldi. Türkiye 63. oldu. İstanbul olimpiyatları için hazır hevesli. Türkiye olimpiyatları çoktan hak ediyor. Ama 63. sırada olan bir ülke nasıl olimpiyatları alacak? Kendi evinde ev sahipliği yaptığında kaç tane madalya alacak? Bunun için yarına bırakmadan bugünden tezi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyat ruhunu olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi ve orada en nasıl madalya alacağız? Altın sayısını nasıl arttıracağız? Nasıl yukarılara doğru tırmanacağız ve bir olimpiyat ülkesi ve şehri olmayı hak ettiğimizi nasıl göstereceğiz? Bir acil eylem planına ihtiyaç var. Buradan çağrımız iktidaradır ama bugünkü toplantımızın gündemlerinden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bundan sonraki süreçte olimpiyatlara sporcu yetiştirme konusunda nasıl bir inisiyatif alabilecekleri, nasıl çalışacakları, merkezi yönetimle nasıl ilişki içinde bulunacakları ve bundan sonra Türkiye'nin çoktan hak ettiği bu olimpiyatların İstanbul'a gelmesi için, Türkiye'ye gelmesi için nasıl bir koordinasyon içinde olacaklarını hep birlikte burada çalışacağız. Yani deprem gündemi, orman yangınları gündemi ve olimpiyat gündemi bugün bizim eşgüdüm konseyimizin de üzerinde duracağı, çalışacağı noktalar. Ama buradan bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğunu geçen sene almış olan iktidara bu alanlardaki zafiyetini, bu alanlardaki eksikliklerini ve bizim bu konudaki yapıcı muhalefetimizi ve birlikte çalışma irademizi ve önerimizi tekrar etmek isterim. Ülkenin bir diğer gündemi haklı olarak maalesef dünyanın bu gündem konusundaki zaafına da bir tepki ifade etmek isterim. Şüphesiz Filistin ve Gazze'de yaşananlar. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşet hepimizin içini acıtmaya, yüreğini yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisinin Türkiye ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ettim. Geçirdiğim kaza nedeniyle o günkü oturuma katılamadığımı, ancak meclis grubumuzun orada bulunduğunu konuşmasını daha sonra dinlediğimi konuşmasından duyduğum memnuniyeti ifade ettim ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin destekçisi olduğumuzu çözümün bu olduğunu tüm yurtdışı temaslarımızda olduğu gibi bir kez de kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde ifade ettim. Ve daha önce Filistin'e gitmeyle ilgili seçimden sonraya bıraktığımız bir talebimiz vardı. O talebimizi tekrar edecek olduğumda Sayın Mahmut Abbas şöyle yanıt verdiler. Biz Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la olan dostluğundan, Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili gençlerin, solcu gençlerin Filistin'le ortaya koyduğu dayanışmayı 1970'lerden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yapmış olduklarını en yakından bilenleriz, takip edenleriz. Filistin meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin'in sesini batıya duyuran bir pencere olduğunun son dönemde farkındayız dedi. Sosyalist Enternasyonel başkan yardımcısı seçildiğim gün yaptık, yaptığımız konuşmadan 119 ülkedeki sosyal demokrat liderlere ki bunların 24 tanesi ülkelerinde iktidardırlar yolladığım mektuba kadar bunların hepsini en yakından takip ettiğini memnuniyet duyduğunu söyledi ve Filistin'e gitme talebimize şöyle bir yanıt verdi. Sizin Filistin'den bir randevu isteme, bir gün bekleme değil, Filistin'e geleceğiniz günü belirleme, bizim de sizi burada karşılama sorumluluğumuz var. Çünkü burası hem Türkiye'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci memleketidir. İkinci memleketinize ne zaman gelmek isterseniz siz tarihi belirleyin, biz buradayız. Bugüne kadar yaptıklarınızdan da çok mutluyuz. Filistin'in sesini dünyaya duyurmak istemeniz, bunun için sorumluluk almanızdan da çok mutluyuz dedi. Ben sağlığımın el verdiği en kısa sürede ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız ve oraya güçlü bir heyetle gideceğiz. Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız. Tabii katılamadığım oturumdan sonra katıldığım ve çok üzüldüğüm, gördüklerinden çok utandığım bir oturum vardı. O da Hatay'ın seçtiği milletvekili Can Atalay'a karşı yapılan büyük haksızlığın, büyük hukuksuzluğun anayasa mahkemesinden dönmesinden sonra yaptığımız çağrı üzerine toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumuydu. O oturuma kan bulaştı. Söylemeye insanın dili varmıyor ama meclisin mermerlerine kan döküldü. O oturuma kadına karşı şiddet bulaştı. O oturuma Fransızca konuşma kökünden gelinen, konuşulan yer olan parlamentoda bir milletvekilini konuşturmamayı kabuk kuvvetle marifet sayanların anlayışı o güne gölge düşürdü. Gerçekten utandık. Ben yıllarca o koltukta oturup görev yaptım. Görmediğim kanı o gün gördüm. Görmediğim vahşeti o gün gördüm. O günü parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz. Bu anlayışı sonuna kadar reddediyoruz. Ve o gün genel görüşme talebimizin reddedilmiş olmasını aslında ve he, kaba kuvvetle bastırılmaya çalışılmasını da oturalım, konuşalım, görüşelim, doğrusunu birlikte kararlaştıralım demenin çok gerisine düştüğümüzü dün Sayın Grup Başkan Vekillerimizin de sunumuyla Merkez Yönetim Kurulu'nda hep birlikte müşahede ettik ve yeni bir karar verdik. Biz artık meclisi gelin Ak Partili arkadaşlar. MHP gelmiyor. Gelse iyi. Tekrar davet ediyoruz. Mutlaka bekliyoruz ama gelmiyor. Gelenlere şunu söylüyoruz. Oturalım konuşalım. Belli ki oturup konuşmayacaklar. Numan Bey, Sayın Kurtulmuş. Efendim işte Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Demekle olmuyor Numan Bey. Şimdi meclisi tekrar o toplantıya çağırıyoruz. AK Parti ne diyecek diye bakmıyoruz. MHP aman gelsin diye de beklemiyoruz. Biz seçildiği gün tarafsız davranacağını hatta adaylığında söz veren Norman Kurtulmuş'a ona demiştim ki Sayın Kurtulmuş İngiltere'de dar bölge seçim sisteminde meclis başkanı yeniden aday gösteriliyorsa partisi tarafından onun o kadar tarafsız olduğuna inanıyor ki diğer parti karşısına aday çıkarmıyor. Size iki yıl boyunca buyurun çoğunluğunuz var seçileceksiniz sizi izleyeceğiz. Eğer gerçekten anayasaya uygun tarafsızca bu meclisi yönetirseniz karşınıza aday çıkarmayacağız demiştik. Şimdi onu Yuman Kurtulmuş'a soruyorum. Bugüne kadar bir sürü kusur oldu eksik oldu. Gün bugündür. Anayasa diyor ki anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yürütme, yargı ve yasama açısından. O gün yaptığınız okutma kararı ki siz de çok direndiniz, biliyoruz. Çok baskı gördünüz, biliyoruz. Yurt dışına çıktınız, Bekir Bozdağ bıraktınız, o suçu göğe siz işlemediniz, işlettirdiniz, farkındayız. O işlem yok hükmünde dedi Anayasa Mahkemesi. Karar ortada. Şimdi biz meclisi yeniden toplantıya çağırıyoruz. Oturalım, konuşalım, görüşelim diye değil. Gereğini yapın diye. O kararı okutacak mısınız, okutmayacak mısınız göreceğiz. Bence kararı da okutmayın. Anayasanın ilgili maddesini okuyun. Bu karar gereğince bizim yaptığımız iş yok hükmünde olduğuna göre Can Atalay milletvekilidir deyin. Özlük hakları sürmektedir, dokunulmazlığı üstündedir deyin. Çalışmalara devam edelim gitsin. Bunu yaparsanız saraydan bağımsız olduğunuza, bunu yaparsanız tarafsız davrandığınıza, bunu yaparsanız anayasaya bağlı olduğunuza inanacağız. Ama bunu yapmazsanız artık tarafsızlık konusunda asla konuşmamanız gerekir. Bence bir sonraki dönem yeniden adaylığı dahi düşünmemeniz gerekir. Bu vakitten sonra mecliste kan akarken mecliste kadına karşı şiddet bile göze alınmışken, meclis idari amiri olacak bir meczup, kürsüdeki milletin seçtiği vekilin gırtlağına yapışırken, bundan sonra anayasacılık falan oynamayacağız. Getireceksiniz, ya anayasaya uyacaksınız, ya da o suçlara ortak olacaksınız. Meclisi Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekili olduğunu yeniden teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz. O kararı okumak ya da okumaya dahi gerek olmadığını tutanağa kazımak üzere toplantıya çağırıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi gelse çok iyi. Bekleriz. Gelmezse gelmesin. Geçen sefer gelmedi, tarihe öyle geçtiler. Bu sefer nasıl geçeceklerini kendileri bilirler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir akıl, bir vicdan hakim olursa başımızın üstünde yeri var. Millet zaten onları o salona gelip de çalışsınlar, gereğini yapsınlar diye görevlendirdi. Ama tarafsızlık görevi olan meclis başkanının, tarafsız meclis başkanının kendi inandığını mı yapacağını yoksa kendisine bugüne kadar yapılan baskılara bugün de boyun eğip eğmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Bunun için meclisi diğer siyasi partilerle iletişim halinde grup başkan vekilimiz en kısa sürede yeniden toplantıya çağıracağız ve bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz. Efendim yapacak bir şey yok diyenlere 600 kişiyiz biz 600 kişi. Önce Devlet Bey çıktı okuyun dedi. Katip üyemiz okudu Hatay milletvekillerini. Can Atalay'ı yemine çağırdı Devlet Bey en yaşlı üye sıfatıyla salmadılar ki gelsin. Devlet Bey çağırmıştı. Bugün Devlet Bey'in o sözü de o çağrısı da yerdedir. Anayasa Mahkemesi kararına uymayan, hatta anayasaya uymayan bir mahkeme yüzünden. Sonra komisyonlara üye seçerken oturduk hep beraber konuştuk ve Can Atalay'ı insan hakları komisyonuna aday gösterdik. Bütün partilerin üyelerine aday gösterdiğimiz gibi oy birliğiyle 600 kişi can atalayı insan hakları insan hakları komisyonuna üye seçtik. Eğer açılışta yoklama yapılmadıysa oy birliğiyle alınan tüm kararlar 600 kişiyle alınmıştır. Tüm ak partilerde el kaldırdılar. Bir tane karşı oy yoktu. Bir tane. Şimdi birileri diyor ki sizin yemine çağırdığınız komisyona görevlendirdiğiniz arkadaşınızı bir alt mahkeme sizi de hiçe saydığı için, anayasayı da hiçe saydığı için, biz de ona yüz verdiğimiz için siz de buna uyun. Gücünün farkında mı meclis? Biz 400 kişi bir araya gelsek referanduma ihtiyaç olmadan mahkemeler kurar, mahkemeler kapatır. Ne istiyorsak onu yaparız. Bu milletin lehine ne oluyorsa onu yaparız. Anayasayı değiştirecek güç 400'dür. 600 kişinin kararı ortada. Can 600 kişi bırak diyor. Bırakmıyorlar. Ya bir kişiyi bıraktıramamayı bırakın. 360 kişi bir araya gelince bütün hapishaneleri boşaltacak af çıkarma yetkisi var meclisin. Bu kadar güçlü olan bir meclisi bu kadar aciz duruma düşüren bir anlayışa milletimize şikayet ediyoruz. 360 milletvekili tüm mahkumları affedecek yetkiye sahipken 600 milletvekilinin seçtiği bir kişiyi meclise yollamayan bir anlayışa asla teslim olmayacağız. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Can Atalay'ın durumunu konuşunca Gezi'deki diğer tutukluların sanki haklı yatıyor da Can Atalay milletvekili olduğu için çıkması gerekiyor gibi bir yanlış anlayışın da önüne geçmek lazım. Gezi'deki arkadaşlar her birisi ikişer kez ikişer kez kanun önünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından suçsuz bulunup beraat ettirilmiş ben buna izin vermem diyen birisinin vicdanında değil kininde mahkum oldukları için halen daha içeride tutulmaktadırlar. Bunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te bir fıstık mitingi yapılacak fıstık üreticisinin içinde bulunduğu bu zor duruma dile getirmek, onların sesini duymak ve bütün Türkiye'ye duyurmak için biz de Gaziantep'te olacağız. Daha önce çay mitingi için Rize'deydik, buğday mitingi için Tekirdağ'daydık, Hayrabolu'daydık. Yine fındık mitingi için Giresun'daydık. Bu sefer de fıstık üreticisinin sorunları için Gaziantep'te olacağız. Her olmadık vesveseden beka sorunu üretenlerin Türkiye'nin gıda enflasyonun en yüksek ülkeler içinde olmasını, tarım alanlarının azalmasına, çiftçi sayımızın düşüyor olmasına ve çiftçiye sahip çıkacak olan bankaların bir takım yandaşlara kredi yetiştirmekten çiftçiyi yüzüstü bıraktığı gerçeğine bir kez daha davet ediyoruz. Bu ülkede her dört çiftçiden üçü gelecek sene imkanım olursa bu işi yapmam demektedir. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 56'dır. 30'larda olması gerekmektedir. Genç çiftçiler her birisi asgari ücrete razı iş aramaktadırlar ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak üreticilerimize destek verebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Tohum, gübre, mazot destekleri veriyoruz. Ortak iş makinesi parkları oluşturuyoruz sebze meyve fidesi yardımlarında bulunuyoruz. Dalda kalan narenciyeyi, tarlada kalan ürünleri satın alıyoruz, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hükümetin çözmesi gereken sorunlarla ilgili de Türkiye'nin görmesi ve duyması için mitingler düzenliyoruz. Tabii ki burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seslerini duymak ve duyurmak için düzenlediği mitingler değil, Bence çok daha kıymetlisi olan Burdur'da, Balıkesir'de, Bursa'da, Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan çiftçilerin kendiliklerinden bir çağrı almaksızın, bir önder olmaksızın isyanlarını sokaklara, yollara döktükleri ürünlerini yollara döktükleri isyan ettikleri protestoları son derece önemsiyoruz. Bu sesin duyulması gerekmektedir. Bıçak gemiye dayanmıştır. Bundan sonra daha fazla dayanacak, daha fazla çiftçinin sabredecek gücü, takatı kalmamıştır. Pek çok meslek grubundan, pek çok mağdurdan bahsetmişken, iki meslek grubunun isyanına ve bir büyük talebede söz vererek, e, dillendirerek sözlerime son vermek isterim. Bunlardan bir tanesi kendi meslektaşlarım. Eczacılar, Yıllardır büyük zorluklar yaşıyor. Yaşamak için yaşat, yaşatabilmek için yaşamaları lazım. Bunu görmezden görüyorlar. Bugün Türkiye'de euro kuru 37 lirayken, yani bütün masrafları ödemeleri 37 liradan hesaplanırken, 17 liradan hesaplanan gelirleriyle mücadele etmek zorundalar ve hepsine halk sağlığına katkı için böyle nefeslerinin sonuna kadar dayanmaya ve direnmeye çalışırken şimdi de Azine ve Maliye Bakanlığı entegrasyon yapılmayan cihazlar yüzünden ve yazın ortasında fiş denetimleri yazarak yaparak ağır cezalar kesiyor. Hiçbir eczacı meslektaşım vergi denetiminden kaçmaz. Türkiye'nin en iyi vergi ödeyen meslek grubu eczacılardır. Ama Elektronik cihazların birbiriyle konuşacağı entegrasyonu koca koca dijital firmalar yapmamışlar. Gelip o entegrasyon eksikliğinden eczacılara katlanamayacakları vergi cezaları kesiyorlar. Bu adalet değil. Bu hak değil. 6 aylık bir süre istiyor firmalar. Bu süreyi tanımıyorlar ve bu seslerinin duyurulmasını yoksa artık dayanamayacaklarını söylüyorlar. Benim köyümde bir söz var. Mehmet Şimşek'e şunu söyleyeyim. Eczacılar bu kadar borçtayken, her iki eczaneden birisi iflasın eşiğindeyken, her üç eczacıdan ikisinin ödemekte güçlük çektiği kredi borçları varken, bu yaptığınız işe bizim köyde, bu yaptığınız işe bu vakitte insanı yılan sokmaz derler. Bakın bu vakitte insanı yılan sokmaz. Olmadık bir zamanda olmadık bir iş yapıyorsanız, bunun tam tanımı budur. Yapmayın bunu. Bu işten geri dönün. Ve bu işin bir başka sorunu da bu sürecin enflasyon muhasebesine muhatap olan başta kobiler olmak üzere ülkemizdeki öz kaynağı zayıf şirketler çok zor durumdalar. Enflasyon muhasebesi sözüne bakınca herkesin desteklediği, özlediği, beklediği bir işti. Herkes sanıldı ki enflasyondan kaynaklanan vergi yükü vatandaşın sırtından alınacak tam bir tam bir Mehmet Şimşek e, patenti enflasyon muhasebesi öyle olmadı enflasyon muhasebesi şu şekilde oldu elinde bulunan bütün varlıkların bütün aletlerin bütün cihazların bütün stokların enflasyona göre güncellemesini yapıp onun üstünden vergi almak bu vakitte insanı yılan sokmaz Mehmet Bey Bırakın bu işleri. Enflasyon muhasebesi uygulamasının yılda bire indirgenmesi şarttır. Matra etkisi kaldırılmalıdır. Ve bir kez daha bu iş ertelenip konunun paydaşları çalış çağrılarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği, meslek örgütleri, meslek kuruluşları bu işin üzerinde aklı selim bir mütabakata varılmalıdır. Ayrıca bu iş Türkiye'deki 100 bin mali müşavir açısından da bir zulüm olmaktan çocuklarıyla çalışanlarıyla birlikte gece gündüz iş yerlerinde yatıp iş yetiştiremeyecek akıl sağlıklarını yitirme noktasında getirilen bu zulümden de bir an önce dönülmelidir. Bu iki meslek grubu yazın ortasında sesimizi kimse duymuyor. Ayrıca enflasyon muhasebesiyle de büyük bir yanlış yapılıyor dediler onların bu taleplerini dile getirmek bizim boynumuzun borcu. Son sözüm Sayın Erdoğan'a. 660 milyar yandaşların borcunu silmeye para bulup emekliye 33 milyar verdim yeter diyen Erdoğan'a söylüyoruz. 100 milyarla bütün emekliler asgari ücret alabilirdi. Bir o kadar parayla asgari ücrete enflasyon zammı yapılabilirdi. Rize'de kendi memleketinde 17 lira çay fiyatı açıkladın, maliyeti 19 lira olduğunu akrabalarına sorsan söylüyorlar. Bugün bir kilo çaya iki tane ekmek alınamıyor. Geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğdaya 9 lira 25 kuruş fiyat vererek buğday üreticisini perişan ettiniz. Bir kilo buğdayla dışarıda bir bardak çay içilemiyor. Burdur'da fasulye tarlasına girdim. 8 lira Burdur pazarında fasulye 80 lira. Üreten perişan, tüketen perişan. Bu aradaki 72 liranın vebali boynuna. O fasulye İstanbul'da 100 lira, Muğla'da 120 lira. Bunların tamamına çare bulmanın imkanı da var, kaynağı da var. Ama kimden yana olduğuna karar vermek lazım. 43 45 tane Zengin müteahitten yanama olacaksın. Milyonlarca emekliden, emekçiden, çiftçiden yanama olacaksın. Parayı çay üreticisine, fındık üreticisine, fasulye üreticisine, fıstık üreticisine, buğday üreticisine mi bulacaksın? Yoksa fıstık gibi kazanıp yan gelip yatanların vergi borçlarını mı sileceksin? Bu şartlar altında geçim olmuyor. Daha önce de söyledik, tekrar ediyoruz geçim olmazsa seçim olur. Biz 31 Mart'ta bu salondaki arkadaşlar pek çoğu iki kişiden birinin oyunu aldılar. Üstüne çıkan oldu, biraz altında kalan oldu. Bu millet bize ne görev verdiyse biz o işi yapıyoruz. Namuslu çalışıyoruz. Şeffaf yönetiyoruz. İsrafı bitiriyoruz. Sosyal belediyecilikle ihtiyaç sahibine yetişebildiğimiz yerde sahip çıkıyoruz. Bizden millet razı olmasaydı bir önceki sefer seçilirlerse beka sorunu olur diyen Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu rekoy oyla bir daha seçmezlerdi. Antalya'yı tarihinde ikinci kez bir kez daha siz yönetin demezlerdi. Adana'da Mersin'de Türkiye rekorları kırdırmazlardı. Demek ki biz milletin bize verdiği görevi doğru anladık, gereğini yaptık, milletten takdir gördük. Demek ki sen milletin verdiği vazifeyi yapmadın ki ikinci parti oldun. Orada kaldın, erimeye devam ediyorsun. Buradan çağrımız ya verilen görevi yap. Fiyatları düşür, enflasyonu durdur, işsizliği bitir, atamaları yap ya da bu işi yapabileceklere bırak. Biz yapılacak bir seçimi 31 Mart'ta kazandığımız başarıyı gerekçelendirerek değil o günden bugüne bu milleti yoksullaştırdığın için, yalnızlaştırdığın için, perişan ettiğin için milletin yükselen sesini duyuyoruz. Yapamıyorsan bırak biz yaparız. En iyi kadrolar ve en doğru kaynak yönetimini yapacak bilinç Cumhuriyet Halk Partisindedir. Biz halkın partisiyiz, milletin partisiyiz. Zenginlerin, çetelerin şımarıkların değil mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz. Seçim olmuyor. Ne kadar direnirsen diren eninde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak. O seçimde de bu milletin iktidarı kurulacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.